veriyoruz. Derece 263 takımımız yıllardır, yaklaşık 5-6 sene önce başladı bu serüvenine. Ve o dönem, o gün herhalde bugünü hayal ediyorlardı. Zaman içerisinde başarıları arttıkça daha da inanmaya başladılar. Başarıları gerçekleştikçe daha bir üst seviyeyi düşündüler. Onun için mücadele verdiler. Bugün artık uzaya Türkiye'nin en küçük cep uydusunu fırlatma noktasına ve zamanına geldik. O bizim için önemli, gurur verici bir gün. Bunun başarılarımızda ve kendi başarılarında bir aşama olmasını diliyorum. Bundan sonraki çalışmalar ve başarılar bunların da üzerine çıkacak, buna inanıyorum. Üniversitemiz tabii Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında bir üniversite. Belki dışarıdan bakıldığında belki ortalama bir üniversite olarak görünüyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Zonguldak sıra dışı insanların şehridir diyorum. Başarılarda da sıra dışı, belki toplumsal olaylarda da sıra dışı, birçok konularda sıra dışı. Bu sıra dışı insanların yaşadığı şehirlerde hiç beklenilmeyen başarılar da ortaya çıktı. Bundan sonra da çıkacak. 263 takımımızın bu başarısı da buna bir örnek. Tabii üniversitenin sadece 263 takımıyla değil, diğer uzay takımlarımız da var. Bu yıl, en son bu yıl yine model bir yarışmamızda B-Display takımımız birinci oldu. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok mutlu bir vesileyle buradayız. Ben malumunuz Milli Uzay Programımızın yürütmesiyle sorumlu olan bir kritik kurumun başındayım. Ve gece gündüz uzayla ilgili ülkemizi ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama işte böyle güzel bir vesileyle gençlerimizin hakikaten kendi başlarına azmederek, cesaret göstererek, çok çalışarak, sabrederek başarmış oldukları bu güzel başarıyı beraber kutlamak için burada olmaktan dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi Uzay Ajansı 2019 yılında faaliyete geçti, 2018 sonunda kuruldu ama maalesef biraz gecikmiş bir hamleydi. Ama zararın neresinden dönse kârın diye çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birçoğunuz sebeple takip ediyorsunuzdur. İnşallah yakın zamanda bir tanıtım toplantısı da biz düzenleyerek Milli Uzay Programımızın 10 hedefi çerçevesinde neler yaptığımızı tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. Çok heyecan verici hedefler var malum. Ay misyonumuz var. Bir Türk insanını uzaya gönderme hedefimiz var. Daha birçok büyük hedefler var. Ama bugün konuştuğumuz konu bu küçücük uyduyu uzaya göndermek, bu büyük hedeflerin arasında inanın bizim için onlar kadar önemli. O yüzden ben çok sözü uzatmayacağım. Bu gençlerimizi hakikaten canlı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah desteğimiz onlarla olacak. Biz buraya kadar uzay ajansı olarak fazla bir şey yapmadık, bunu açık söyleyeyim. Bir destek vermedik. Sadece takip etmekle yetindik. Çünkü fırsat bulamadık o yoğunluk içerisinde. Ama bundan sonrasında elbette ki sadece burası da değil, bununla ilgili çalışmakta olan bütün üniversitelerimizdeki takımları, uydu olsun, roket fırlatmaları olsun, her konuda desteklemek için programlarımız hazır. Bununla ilgili de inşallah yakın bir zamanda müjdeler veriyor olacağız. O yüzden herkesin böyle dualarla beklediği ve bir an önce başarılı olması istiyor. İnşallah bir saat içerisinde de bu başarıyı fırlatmaya size tanıklık edeceğiz.
Ben aslında TÜRSAT olarak 6 yıldır gerçekleştirdiğimiz model ödül yarışmasında Bülent Ecevit Üniversitesi'nin imzasından da bahsetmek istiyorum. Biz geçtiğimiz yıl 6.sını düzenledik. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu 6 yarışmanın ikisini de birlikte kazandı. 2019 yılında Brezilya 263 takımı ve geçtiğimiz yılda Bilgi Spek takımı yarışmamızda birinci oldu. Bu bize Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki bugün teknolojileri, kültürün ne kadar oturduğunu ve ne kadar birbirine aktarılarak devam ettiğini gösteren bir şey. Bu bizi çok mutlu ediyor. TÜRSAT olarak model ödül yarışmasında yaşadığımız heyecanı size anlatamam. O gün 8 aylık süreçten sonra roketlere model ödülün yüklenmesi ve yarışma sürecini yaşamak gerçekten hepimiz için çok büyük heyecan. Gençlerin oradaki emeğini, heyecanı görmek hepimizi çok gururlandırıyor. Biz bu desteği vermeye devam edeceğiz. Böyle güzel üniversitelerden, böyle güzel takımlar çıktıkça zaten bu desteği vermekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ben sözlerimi Grizu ekibine, Grizu 263 ekibine, bizleri buraya güzel memleketimizin bu güzel ve sıra dışı diyelim rektörümüzün sözünün üzerine köşesine buluşmak için, bir araya getirdikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzayla ilgili, uydu teknolojileriyle ilgili bu kadar paydaşı bir araya getirmeleri, esasında yaptıkları işin büyüklüğünü anlamamız için çok güzel bir gösterge. Biz Roketsan olarak bu işin biraz daha fırlatma tarafındayız. Burada SpaceX'i ister istemez kıskanıyoruz diyelim. Henüz orada olmadığımız için bunu da itiraf etmek lazım. Ama şunu da eklemek istiyorum. Biz bir mesaj verdik 2017'de, 2018'de, 2020'de uzay sınırı dediğimiz sınırı, von Karman çizgisini 100 kilometreyi 8 kez geçerek değişik teknolojilerle, değişik teknolojilerin gösterimlerini yaparak herkese bir mesaj verdik. Bugün ise buraya bir mesaj almaya geldik diye düşünüyorum. Gençler bizi zorluyor. Diyorlar ki biz hazırız. Bodrum Meydan, bir dahaki sefere bizi siz gönderin uzaya diyorlar. Biz bu mesajı çok net olarak alıyoruz diye düşünüyorum. Onun için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız bu mesajın yerine getirilmesi için. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu çabaların, bu emeğin karşılık bulmasını diliyorum. Bize büyük bir gurur kaynağı olan Grizu 263 ekibinin öncelikle tebrik ediyorum. Onların başarılarında emeği geçen değerli bilim insanlarına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyelerine, öğrencilerimizin ailelerine ve okul arkadaşlarına teşekkür ederim. Türkiye ve Zonguldak için hep beraber tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ilime inanan, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan gençlerden ümitliyiz. Biz Erdemir olarak bu gençlerle birlikte bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu 263 takımın başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendirerek destekleyen, gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için destekleyen OYAK Genel Müdürümüz ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Savaş Erdem Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca başta takımın çalışmalarında desteğini esirgemeyen Rektör Hocamız Sayın Mustafa Çıfalı'ya, takım danışmanı Sayın Bülent Ekmekçi'ye, olmak üzere tüm bilimlere emeği geçen herkese ve kişilere teşekkür ediyorum. Grizu 263'ün ülkemizin dört bir yanında gençlerimize ilham vereceğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçin, bu tip hayaller kurabilmek için bize umut oldu Umut Hoca. Devam edebiliriz. İsmimizden aldığımız bir mottomuz var. Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi. Aslında ismimizin ağırlığının farkında olarak bu 6 yılı geçirdik biz. Neyi temsil ettiğimizi çok iyi biliyorduk ve neler yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyorduk. Bütün takım olarak disiplin...
Uydumuz şu anda 525 kilometreye doğru yola çıktı. Parents want to know. Alright, as you can see, Falcon 9 has cleared the tower, lifted off from Cape Canaveral Space Force Station. We just heard the call out that the vehicle is supersonic. We're currently going to throttle down the engines in preparation for Max-Q coming up. Max-Q. Oh, there we heard it. Sounds the moment of greatest aerodynamic pressure that the vehicle will experience in flight today. Everything looking nominal with stage one trajectory. Now we have five events coming up in quick succession. Miko or... Stage separation confirmed. Everything looking nominal with second stage trajectory. They're on the...